Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Özçayınız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buğday ekiyoruz. Şöyle biraz kendimi ortalayayım. Bugün sizlerle buğday ekiyoruz. Buğday tohumumuz halis. İçinizde bilmiyorum daha önce ekenler var mı? Daha önce içinizde ekip deneyenler varsa yorumlar kısmına da yazmayı unutmasın. İşte ben daha öncesinde ektim, şu verimi aldım diye. Bizim burada ekenler dekarda 1000-1100 kilo, 1200 kilolara kadar çıkanlar olmuş. Biz de dedik deneyelim, bir de biz görelim. Daha öncesinde Hüseyin Bey denedik, Esperia denedik. Onlardan Hüseyin Bey'den en iyi verim ondan aldık ama onda protein oranı düşük olduğu için satarken biraz sıkıntı yaşadık. Esperia'da da aynı, protein oranı yani çok fazla iyi gelmiyor. İkinci sınıf olarak satılıyor genelde. Bir de bu sene Pasas'ta da falan da yaptı Hüseyin Bey. O yüzden dedik ki bunu deneyelim. Bunda da aynı şeyi söyleyenler var. Protein oranı çok düşük oluyor, satılsa sıkıntı yaşarsın diyenler oldu. Ama dedik deneyelim. Kimisi diyor çok iyi, yok diyor. Öyle bir şey yok diyor. Gayet iyi, biz denedik diyor. Bilmiyorum, bakalım bugün ekimini sizlerle beraber yapacağız. Yanımda kim var? Babam var. Babam 120'de gübreleri açıyor. Beraber dolduruyoruz tohumumuzu. Arkadaki makinemiz şakalak. Şakalak'ın 20'li ekim mübzeri. 2023 model şakalak 20'li ekim mübzeriyle ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Uyduyla ekim yapıyorum. Eller serbest. Kamera açısı biraz yukarıda kaldı. Onu ayarlarız ya. Şimdi yeni bir tane telefon tutucu aldım. Vakumludan bayağı müzdariptim. Bu aynaya sabitleniyor. Bayağı hoşuma gitti. Bakalım inşallah güzel çıkar. Çabuk kırılmaz. Mikrofonumuzu da taktık. Mikrofonumuzda bir sıkıntı vardı. Önceki videoda söylemiştim. Uydulu ekim yapıyoruz. Trimble uydumuz aktif şu anda. Bizim eller serbest. Yata yata ekim yapıyoruz. Bayağı güzel. Şimdi birazdan başta dönüş yapacağım. Başa yaklaştım. Ötmeye başladı. Sizler de duyuyorsunuz. Nasıl uydulu çekiye takılı, hidroliğe takmadık makinemizi. Çekiye takılıyken nasıl ekim yapıyoruz? Sizlere onlardan da bahsedeceğim. Şu başta bir dönüşü gerçekleştireyim. Yan tarlada komşular traktörle tarla sürüyorlar. Onları da görürsünüz zaten. Drone çekimlerinde gördünüz. Şimdi başta kaldıracağım. Pistonunu kaldırdım. Şimdi tekrar atlaya atlaya şey yapıyorum. Bir atlamalı, iki atlamalı. En rahat nereye girersem uyduyla. Arkada merdane olduğu için biraz geniş dönmem lazım. Geniş dönmeme engel olmayacak şekilde şu anda uydumu aktifleştirdim. Ekim baltalarını saldım. Ekim diskleri mi diyeyim yani, balta mı diyeyim? Tam emin olamadım. Hatta şöyle bir tık açıyı değiştirelim. Arkadan ışık vuruyor. Biraz görüntü şöyle yapsak. Işığı kapatabiliyoruz mu? Kapatamıyoruz. Evet, uydulu nasıl ekim yapıyorum? Çekiye takıp ondan bahsedecektim. 6 tane yastık başı yaptım. 6 sıra bu şekilde ektim. Daha sonrasında aynı şekilde diğer başa da 6 sıra yata ekim yaptım. Burada bayağı büyük taş var. Yavaş geçelim. Havala çektik ama kaçırdığı var yine de. 6 sıra o başa, 6 sıra bu başa yastık başı yaptım. Daha sonrasında birer ikişer atlamalı. Traktörüme nasıl uygunsa dönüşüm manevrasını engellemeyecek şekilde, arkadaki merdaneye zarar vermeyecek şekilde dönüşümü gerçekleştiriyorum. Bir de bu videonun başlığından da gördüğünüz üzere ata tohumunun da denemesini yapacağız. Kimisi ata tohumu diyor, kimisi peygamber tohumu diyor. Yedi veren diyenler var. Diyarbakır'dan almıştık. Bir firmadan diyelim. Şimdilik isim vermeyelim. Denememizi yapalım. Hatta isim de verebiliriz. Özgül Tarım'dan aldık. Bir deneyelim bakalım. Bayağı iyi olduğunu, dekara 1000 ton, 1150 kilo civarında verdi söyleniyor. Hiç gübre atılmayacağını söyledi. Bu tarlamızın yanına ekeceğiz. Adam boyunca olduğunu söylüyorlar. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Onu da videonun devamında hani buğday ekimi, hani bu serüven şu şekilde olur. Ektik, sprink yaptık, suladık. İşte sezon ortasında bir buğdayımızın gelişimini çekeriz. En sonunda hasat videosunu çekeriz. Bunları kaçırmamak için de beni takip etmeyi unutmayın. Kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler ne yaptınız? Ekmeye başladınız mı buğdayı? Size durumlar nasıl? Of, taş var, görmedik. Bayağı salladı. Kamerada bilmiyorum ne kadar sallantı çıkıyor da. Bir de klima motorumda ses var. Bakın açtığım zaman şöyle. Tırırır yapıyor. John Deere 105M'de daha önce bu sorunu yaşayanlar oldu mu? Olduysa nasıl çözdüler? Yorumlar kısmına onlar da yazsın. Bunu da yaptırmam gerekiyor. Şu anda klimayı bir tık kıstım, içerisi bayağı ısındı. Hava normal, rüzgar esiyor ama güneşin etkisi traktörün içi, traktörün sıcaklığıyla beraber içerisi bayağı ısınıyor.
Bir de sabah belimi incittim, şöyle hafif çapraz duruyor ama onunla alakası yok da belimi incittim. 50 kiloluk gübre çuvallarını kaldırıp dolduruyoruz. Sabah onda da uyanamamışım herhalde. Direkt alınca böyle hafif bir sırtıma dokandı. Yakı yapıştırdım. Biraz daha iyiyim. O yüzden gübre doldururken çekmiyorum. Oraya odaklanayım. Şimdi oraya bir hem kameraya bakıp hem de o işi yaparsam diğer tarafta sakatlama edinmeli. O şekilde diyebilirim. Ha, kapak açık. Ben de şey diyorum. Gübre azaldığı zaman normalde şey yapar. Gösterge var. Üzerinde tohum ve gübre göstergesi. Bitince oradan göstergeden bakıyorum. Orada belli oluyor. Güzel bir şey düşünmüşler. Şakalak. Şeyi kaldıralım. Tohumlarımızı. Niye böyle yaptı? Tohumları kaldırdık. Hatta şu dönüşü çekeyim sizlere de. Kameraya alayım. Şimdi de uydumu göstereyim. Dönüş yapıyorum şu anda. Böyle yakın bir sıraya denk gelecek. Nereye denk gelecek? Bunu geçtik. Tamam, şuna girelim. Bir sonrakine gireceğim. 65. 35 santimde buradayken alıştırıyorum. Burada da yastık başı yaptığım için o kendi sırasını buluyor. Ondan sonra bakın burada iz var. Buraya geldiğim zaman mibzeri salıyorum. Mibzeri saldığım zaman böyle ekim yaparken arkayı da çekelim. Direksiyonu kaldırayım azıcık. Biraz sallıyor. Bu şekilde ekime devam ediyorum. Bakın burada da böyle azıcık yaklaştıralım. Uzaklaştırayım hatta. Burası ektiğim yer. Ekmediğim yerlerde böyle 3 sıra atlamışım. Ekmediğimiz yerlerde bu şekilde belli oluyor arkadaşlar. Ona göre şey yapıyorum. Tekrar yeni sıralara giriyorum. Aslında dekar alanından da bakıp burada hektar olarak yazıyor da deponun dolacağını buradan da ayarım. Yaklaşık olarak bir depo 11 dekar civarında gidiyor. 11 dekar olduğu zaman başa gidiyorum, depomu dolduruyorum. Bu turda depomu dolduracağım tur. Biraz da şöyle gidişini çekelim. Traktörümüzün Trimble ile eller serbest. Trimble'dan bir senedir kullanıyoruz. Memnun muyum diye soran olsalar bence güzel. Biraz bu ilk sene bizim senelikti. Bu sene bedava kullandık. İlk sene ücret ödemiyorsunuz. Bu yıl 1500 dolar civarında bir ödemesi var. Onu ödeyip uydumuzu tekrar aktifleştireceğiz. Yani uydunun güzelliği, her yerde kullanıyorum. Yani treze çekerken, ekim yaparken bayağı avantajı oluyor. Bizim 120 de yok uydumuz. Ona daha taktırmadık. Ona da taktırırsak güzel olabilir. Yan tarafta balyacı arkadaşlar, balya yapmak için topladım samanları. Onda da balya yapmadılar. Komşumuz da böyle mağdur oldu. Bakın yığıyor. Sürerken süremediği için onları yakacak büyük ihtimalle. Böyle başladığımız işi de yarım bırakmayalım ki insanlar mağdur olmasın. Benim burada düğmem var. Onu biliyorsunuz. Uyduyu aktifleştirdiğim şu kırmızı düğme. Liften ayarlıyorum. Onun haricinde burada söyleyeceğim çok bir şey yok. Şimdi gidelim depomuzu dolduralım. Şu anda halise ekiyorum bu arada. Daha o ata tohumu, peygamber tohumu dediğimiz tohuma başlamadık. Ona başladığım zaman onu da sizlere çekerim. Dediğim gibi tekrardan kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalımız hızla büyüsün. Güzel içerikler sizleri bekliyor deyip biraz ala vereyim. Ala vereyim. Konuşamadım. Biraz ara vereyim. Müzik dinleye. Ekim yapacağım. Daha sonrasında şimdi gidip ilk başta tabii ki depoyu dolduralım. Gübremizi dolduralım. Hadi gelin gübre doldurmaya gidelim. Ben gübre doldurayım. Siz daha sonrasında tekrar kamerayı açtığım yerde görüşürüz. Gübreyi doldururken kamerayı açmayacağım. Çünkü hem gübre doldurmak hem de kamera tutmak sıkıntı olacak. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar kamerayı açtım. Hem videoya kapanış yapalım hem de ata tohumu deneyeceğiz demiştik. Ata tohumu, peygamber tohumu dedikleri, yedi veren dedikleri birçok adı olan bu tohumu bizler de denemek istedik. 3 dönümlük tohum almıştık. Şu anda onu ekiyorum. Şurada bir tane çuval artacak gibi. Tekrara 15 kilo atın. Fazla atmayın. Çok fazla kardeş getirir demişlerdi. Dediklerini yapıyoruz şu anda. Sadece taban gübresi atın. Başka hiçbir gübreye gerek yok. Dekarda 1 ton sap, 1 ton buğday gibi bir iddiası vardı bu tohumun. Bu hani 1.80-2 metre adam boyunca olan buğdayı ekiyoruz. Burada daha önce birisi ekmiş. Buğdayı yapmış. Yaptığı için dekar dönümde 250 kilo mu almış? Dekarda 250 kilo mu almış? Çok düşük bir verim almış. Bunun duyumunu da aldıktan sonra öğrendik. Bakalım atı tohum gerçeğine
sizler için bunun denemesini yapıyoruz. Ata tohum yedi veren, peygamber tohumu, böyle büyük büyük başakları olan, 2 metre boy yapan buğdayın denemesini gerçekleştirdik. Tüm sezon boyunca da bunu sizlerle paylaşacağım. Boyu dedikleri gibi 2 metre olacak mı? Tam dedikleri gibi 2 metre boy oldu. Peki verim nasıl olacak? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Daha öncesinde bu yedi veren peygamber ata tohumu denilen tohumu içinizde eken oldu mu? Bunu da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Takibini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar, yani bir dahaki sene 2024'ün Temmuz'una kadar sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hep birlikte göreceğiz sonuçları. Kanalıma bu yüzden abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Son sıraya gidiyorum. Ana tohuma da bakayım. Yiyecek gibi, yedecek gibi tam anlayamadık. Bitecek mi, yetecek mi diye başta tekrar bakacağım deponun içine. Yani deponun içinden almaya uğraşmamak için az koydum. Bakalım. Şu anda hepsinden geliyor. Sıkıntı olmayacak gibi, yetecek gibi. Bir bakalım. Videomuz burada sonlanmış bulunmakta arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben Ömer Öztürk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Her zamanki standart kapanışımı yapalım. Hop. Videoyu bitirmiştim. Şöyle bir tekrar bir kapanış yapayım dedim. Videonun sonunda bunu eklerim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Traktörümüz ekiyor. Biz arkada bunu bitirmeye çalışıyoruz. Hadi görüşürüz.